Çek ya, yeter ben bırakıyorum ya. Yeter vallahi artık çekmeyeceğim, yoruldum ya. Bu ne ya? Oğlum Hüseyin sen ne yapıyorsun oğlum? Bakıyorlar oradan bize. Hadi başımızı belaya sokacaksın, gel şuraya. Ya bakarlarsa baksınlar ya. Bu ne ya? Piramit yapmak ne kardeşim ya? Üçüncü Ramses Hazretlerinin mezarına senede iki kere ışık girecek diye anam ağladı. Yeter ya. Hüseyin kurban olayım bak. Kendine gel ya. Bak güvenlik vallahi bize bakıyor ya. Bize bakıp kırbaçını yalıyor. Hadi kalk kadasını yediğim, çalış. Oğlum günde 5 tonluk taşları taşımaktan yemin ediyorum b**de bile fıtık çıktı, yeter ya. Vallahi bu köle ne yok, kırbaç mı ne zıkkımsa, ben kırbaça doydum kardeşim. Oğlum köle deyip durma lan, ne kölesi, biz köle değiliz. Biz piramit işçisiyiz ya. Oğlum artık barışın lan şununla. 25'er kişilik tuvaletlerde izinle diyoruz. Köleyiz lan. Özgürlük dipsiz bir kuyudur ya. Karıştırma milletin aklını. Ya bırak sen de ya. Hieroglifçisin tabii orada. Tuzun kuru senin. Sabahtan akşama kadar elinde şey çevir, oraya bir şeyler çiziktiriyorsun. Zaten okuma yazmamız da yok. Oraya gerçekten bir şey mi yazıyorsun? İşten mi kaytarıyorsun? Ne olduğu belli değil ya. Allah Allah. Yesiz. Bir de kendine sanatçıyım diyor. Sanatçıysan birazcık toplumun aynası ol, bir şey yap. Ya Hüseyin, oğlum bak. Yavrum piyasa kötü zaten. Yemin ediyorum ben duydum. Nil'in kenarında milleti timsahlar kapıyormuş. Aynen. Yani burada barınacak yerimiz var, yiyecek ekmeğimiz var. Ne olur şükret lan. Oğlum nereye, ne yiyorsun? Yediğin şey günde 3 öğün tahıl. Hepimiz 0 beden mankenlere dönmüşüz burada. Şu haline bak Feridun lan. Marketli sucuğu gibisin lan. İncecik ardın görünüyor. Daha da bana diyorsun ki artık şükret. Hiçbir zaman özgür olmadığını anladığında... İşte o zaman özgür olacaksın. Yeah. Ya dayı bırak Allah aşkına aforizma kasmayı sen de ya. Sanatçı dediğin birazcık sistemi sorgular, biraz bir şey yapar. Seni kitleleri sürüklemen lazım peşinden. Ya şimdi Hüseyin'im bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben mesela istediğim zaman arpa suyu mu, arpa mı içip yiyebiliyor muyum? Yapabiliyor muyum bunu? Abi ben o zaman özgürüm ya. Vallahi ortalığı karıştırmaya gerek yok. Ya kardeşim istediğini yapabilmek değil, istemediğini yapmamaktır özgürlük ya. Misal ben artık taş taşımak istemiyorum kardeşim ya. Taşımıyorum ya. Lan taş taşımasam beni en fazla ne yaparlar? Sil. Sfenksleri de sallandırırlar diyecektim ya. Bir şey Allah aşkına bak Hüseyin'ciğim valla. Yavrum Ra'nın adını verdim. Gözünü seveyim şu tekerimize çomak sokma bizim. Ne olursun ya. Valla ben bittim artık. Ben çalışmıyorum. Bundan sonra böyle. Full yatış benim olayım. Hey! Siz! Aha. Çalışmaya devam edin hadi. Tabii. Dur lan, bir şey konuşacağız burada. Lan gene aynı yere vurdun ya. Sürekli aynı yere vuruyorsun. Ya yıl olmuş milattan önce 2500, hala kırbaçla adam motive etmek nedir ya? Lütfen amirim, hiçbir olay yok, sıkıntı yok. Arkadaşlarımız burada çalışıyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Hadi. Hadi. Mimarın emri belli. Yüksekliği tabana bölünce pi sayısını bulana kadar devam, hadi. Emre bak. Yüksekliği tabana böyle pis... Ulan ben bunu bulabilsem zaten burada köle mi olur? Sana. Allah'ım delirtecek ya, ben hala köle diyor ya. Biz köle değiliz kardeşim. Biz piramit işçisiyiz. Aynı şey değil. Taktı kafayı köle. Biz ne istersek yapabiliyoruz. Yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. Lan şurada sınır var. Sınırın öbür tarafına bir ayağını bile koydurtmazlar sana. Koydur, atarım ben ayağımı. Yapamazsın kardeşim. Allah Allah, köle de köle delirdi ya. Hadi git yap. Hayır, yaparım. Yapamazsın. Hadi görürüz. Köle, köle miyiz değil miyiz? Ya, yapamazsın lan. Köleymişiz lan biz. Dikkat, dikkat! Yaklaşan kıtlık nedeniyle yönetim olarak kemer sıkma dönemine geçişi başlatıyoruz. Günlük 3 ölçek olan tahıl 1 ölçeğe, 4 litre olan arpa suyu 1 litreye düşürülmüştür. Çalışmaya devam. Olur, olur. Öyle bir şey olur mu ya? Ya öyle şey olur mu be? Bu ne ya? Bu ne? 4 litreyle 1 litreye inmek ne abi arpa suyunda? Ya bir ölçek tahıl bana mı yetecek, bebelere mi yetecek ya? Ya bu resmen var ya ölüm demek ha. Arkadaşlar, bireysel kaygılarımızdan daha önemli bir sorunumuz var. O da özgürlük. Şimdi değilse ne zaman? Ne oldu? Az önce olaylara karışmayı tadında takılıyordunuz. Ha? İstikaka kısıtlama geldi, hepiniz Braveheart oldunuz. Ne oldu? Hüseyin, ne yapacağız peki? Bir şey yapmayacağız oğlum. Salın kendinizi ya. Çalışmıyoruz lan bundan sonra. Bunu böyle bir nevi iş bırakma eylemi gibi düşünmüyoruz. Böyle tamamen yani... Ya sal ya. Alıyoruz. Tabii lan. Nedir ya? Bu ne arkadaş?
Ne konuşuyorsunuz siz gene? Ha? İşinizin başına dönün hadi. Dönmüyoruz lan. Git o mimara da söyle, bu iş yerinde grev var. Grev mi? O ne be? Bilmiyorum lan, şu an buldum. Sen kırbaç istiyorsun galiba, ha? Ben gidip o zaman haber veriyorum hemen. Anam! Gördün mü? Anam nasıl gitti? Anam nasıl gitti? Nasıl kaçtı gitti ama, gördünüz mü? Böyle oğlum durduk yere örgütlü mücadeleyi bulduk lan, görüyor musun? Lan olaya bak. Oğlum o Ramses buraya gelecek. Bütün isteklerimizi dinleyecek. Bravo. Hepsini paşa paşa kabul edecek. Hadi bakalım. Edecek mi? Ha. Hüseyin, Hüseyin. Şimdi biz özgür mü olacağız? Olacağız lan Edici. Olacağız. Ne yapacaksın lan özgürlüğünün ilk gününde? Kendime köle satın alacağım. Lan seni sisteme bağlılığına tükürürüm. Hüseyin. Bak ben bir şey buldum. Ne bu? Pankart. Yeni uydurdum. Nasıl bir hazır böyle mi yazıyor? Böyle mesine çevir bakayım. Böyle yap. Kaldır hafif be. Kaldır. Böyle mesine. Oğlum okuma yazmamız yok ki bizim. Ne yazıyor ya? İşçiler kardeş, Ramses kalleş. Güzel bak. O hal, bu hal, şu hal ne olacak bizim hal? Güzel. Kafiyeli. Güzel. Güzel. Yapıştır. Bravo. Vallahi bu güzel. Ya böyle bize bir bir slogan lazım, böyle hep bir ağızdan söyleyebileceğimiz, dillere pelesenk olacak, böyle birlikte söylediğimizde karşı tarafı korkutacak bir şey lazım. Kafiye olacak. Ya piramit Ramses'e mezar olacak. Mesela. Mesela. Müzikli olsun. Müzikli yani. İşte. Piramit. Değil mi? Ramses'e mezar olacak. O çok sesli. Piramit Ramses'e mezar olacak. Oğlum piramidin olayı zaten Ramses'e mezar olması ya. Ya mesaj verirken bunu bir süzgeçten geçirin çocuklar ya. Doğru, doğru. Ulan var ya size bir şey söyleyeyim mi? Hüseyin, yemin ediyorum. Ben özgür olduğumda Nil'in kenarında tiny house bir piramit yaptıracağım kendime. Orada insanlardan uzak çok güzel yaşayacağım. Ya oğlum hayalleriniz bile piramit ya. Bu piramit nedir kardeşim ya? Saçma sapan bir yapı, böyle yapı mı olur ya? Oğlum bunun bir kere balkonu yok. Balkon olmayan yapı olmaz ya. Mısır Kralı, Mısır'ın güneşi, 3. Ramses'in baş mimarı İmhotep Hazretleri. Ya kalkın oğlum. Ya kalkın oğlum. Ya rahat ol kalk ya. Buraya ya. Yeter ya. Sorun çıkmasın. Ya kalk oğlum ya. Ne oluyor burada? Bu isyan da nedir? Bizim isyanımız zulme. Haksızlığa, bizim isyanımız bu sisteme. Ele başları bu mu? 100 kırbaç vurun. Efendim, şöyle şu aşamada 2,5 milyon kişiler... yani öyle bir şey yapar, liderlerini kırbaçlarsak... içimizden geçerler. Talepleriniz nedir? Öncelikle kıstığınız istihkakımızı geri istiyoruz. Kıtlık var, yapamam, mümkün değil. O zaman çalışalım. Ya oğlum ne hemen kabul ediyorsun? Şişt, şişt, gel buraya. Bana bak mimar efendi, bütün bu piramitlerin ihalelerini sen alıyorsun, sonra da kölelere dayıyorsun. Yeter artık. Çok gıcık, çok gıcık bir çocuk. Bunun kulağını, bacağını bir yeni kesemiyor muyuz? Aman, aman efendim, aman. Bir uzlaşmaya gitsek, bir orta yol bulalım ya. Tamam. Kısıntıyı kaldırıyorum. Ya durun oğlum, bir dakika ya. Daha isteklerimiz bitmedi. Oğlum tamam, verdiler ya işte. Daha ne istiyoruz? Ya dur ya. Biz piramit işçileri olarak emeklilik istiyoruz. Tamam. Mezarları bitirin, ben sizi emekli edeceğim zaten. Ya bunu daha bittiğini gören olmamış ki. Birini yapmak 125 yıl sürüyor. Olmaz. Öyleyse. Erkekler 65, kadınlar 55 yaşında olsun. İyi de bu mezarda emeklilik olur. Oğlum zaten mezarda çalışmıyor musunuz? Bir dakika, bir dakika. Ben buldum, buldum. Diyorum ki... 5900 gün artı 25 yılda çalışma olsun, yaşa da takılmam o zaman. Başka? İş güvenliği istiyoruz. Ha. O ne lan? Bir anda aklıma geldi şu an. İçimi tam dolduramadım ama işte böyle genel güvenlik şeyleri işte, değil mi? İşte kafamıza böyle bir şey takarız. Ha mesela, mesela. Kafana takma, boş ver. Ben başka bir şey söyleyeceğim. İnsanlık onuruna yakışır şekilde bir kölelik yapmak istiyoruz.
Bu cümle kendi içinde çelişmiyor mu sence? İnsan onuru, kölelik. Evet, bir sonraki konumuz da o. Bundan sonra kölelik mölelik yok. Kölelik bitti. Bize köle demeyeceksiniz. Ne diyeceğiz? Keten yakalılar. Hayatta olmaz. Anlaştık. Anlaştık. Erdemli tavırlarınız derinden etkiledi beni. Bundan sonra siz keten yakalılarsınız. Köleliği kaldırıyorum. Günde üç kez mola, kahve, haftada bir gün tatil, bir de kırbaç mırbaç yok artık. Kırbaçı kaldırıyoruz. Bizden bir şey istediğinizde bey diye hitap edeceksiniz. İsteklerinizi kabul ediyorum. İşçiler kazandı. İstekleriniz olduğuna göre ben de itaat ve daha iyi bir performans istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bu taşı kaldıralım, sonra da özgürlüğümüzün tadını çıkarırız. Evet. Hadi bakalım. Sayın İmhotep, ne yaptınız? Her istediklerini kabul ettiniz, köleliği kaldırdınız. Oğlum, köleyi kaldırdık, başka bir şey getirdik. İş aynı, çalışan aynı, iş veren aynı, kapış. Siz var ya siz, az çakal değilsiniz siz ha. Ne yapıyorsun lan? Beraber bot mu bağladık? Ne biçim hareket o? Bunları da başıboş bırakmayın. Evet. Hazır mısın? Hazır. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çek. Bravo. Çek. Bravo. Ya ne kadar güzel özgür olduk değil mi ya? Ulan size bir şey diyeyim mi? Vallahi. Özgürlüğüm benim, Meltem'i benim, yüzümü yalıyor şu anda ya. Ya özgürlük bambaşkaymış ya. Neydi oğlum o kölelik öyle ya? Keten yakalılar, hadi çalışmaya devam edelim hadi. Hüseyin Bey, bu taşın akşama kadar yerleşmesi gerekiyor. Tamam Tufan Bey, derhal ilgileniyorum. Arkadaşlar, hemen bu taşı çekiyoruz. Ondan sonra mola vereceğiz. Siz de yazmaya devam edin, tık tık tık. Tamam, evet. Hazır mı? Evet. Bir, iki, üç. Çek. Bravo. Çek, bırak. Lan keten yakalılar. Oğlum bayağı bildiniz ketenpereye geldik lan biz. Dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de.